Merhaba. Bugün İstanbul'un kara üzerinde ilk toplu taşıma aracı olan tramvay ve omnibüslerden bahsedeceğim. Tramvay ve omnibüsler İstanbulluların gündelik hayatını da sadece kent içerisinde bir hareketlilik sağlamıyor. Şehir içerisinde o hareketlilikle birlikte gündelik hayatın farklı katmanlarını da etkiliyordu. Bu durumda, bu sunumda bu katmanlardan sadece tramvay beygirlerine odaklanacağım. Tramvay beygirlerinin İstanbul'un sosyal ve fiziksel yapısını nasıl etkilediğini, atların beslenmesi, ahırları ve sağlığı üzerinden değerlendirmeye çalışacağım. Bir diğer ifadeyle tramvay beygirleri üzerinden İstanbul'un gündelik hayatını, 19. yüzyıl İstanbul'un gündelik hayatını anlatmaya çalışacağım. Bir anonim şirket olarak kurulan Dersaadet Tramvay Şirketi, İlk tramvay hatlarını 1871 yılında Azapkapı ile Ortaköy arasında, A ile B noktası arasında eşit çizgiyle açtı. Kısa bir süre sonra ise Eminönü'nden Aksaray, C ile D arasında, daha sonra Aksaray'dan Topkapı ve Yedikule hatlarında açmış oldu. İlk yıllarda tramvay şirketi aynı zamanda omnibüs de işletmekteydi. Omnibüsler de burada çok fazla belli olmuyor. Mor çizginin altında kaldı turuncu çizgi. Galata-Pangaltı arasında, Eminönü-Eyüp arasında ve Beyazıt-Edirnekapı arasında işletmekteydi. Omnibüsler ile tramvaylar arasındaki temel fark, tramvaylarda atlar tramvay vagonlarını raylar üzerinden çekmekte. Omnibüslerde ise ray yok. Omnibüsler bildiğiniz at arabalarından biraz daha hallice büyük olanları. Daha sonra 1876'da omnibüsler kaldırılıyor tamamen ve 1883'te tramvay hattı inşa ediliyor. Bu görmüş olduğunuz belge Pangaltı, Feriköy ve Şişli ahalisinin yazmış olduğu bir dilekçe. Pangaltı, Feriköy bölgesine yaklaşık 4 yıl boyunca bir toplu taşıma hizmeti ulaşmış oluyor, omnibüs. Fakat daha sonra bu toplu taşıma hizmeti kesilmiş oluyor. Bu süreçte yazılmış bir dilekçe. 1880'de tramvay hattı talep eden bir dilekçe semt ahalisi tarafından. Bu dilekçede Pangaltı, Feriköy ve Şişli semtlerinin uzak olduğunu, kışın yağmur, çamur ve kardan, yazın ise toz ve topraktan sıkıntı çektiklerini dile getirmişlerdi. Özellikle de yaşlı ve çocukların çok sıkıntılar çektiğini söylemişlerdi. Dilekçedeki ilginç noktalardan bir tanesi emlaklarının, yani semt sakinlerinin sahip olduğu dükkan ve arsaların değerlerinin düşüyor olmasıydı. Ayrıca yolda sarkıntılıklara uğradıklarını, yolun tekinsizliği ve güvenlik problemi çektiklerini dile getirmişlerdi. Daha önce omnibüs işletmekteyken böyle sıkıntılara rastlamadıklarını ve semtlerine tramvay hattının inşa edildiği takdirde bu problemlerin kalmayacağını belirterek mahallelerine ivedilikle tramvay hattı talep etmişlerdi. Tramvaylar bu dilekçelerden de anladığımız kadarıyla ulaştığı yeri, gittiği yeri birçok açıdan değiştirme potansiyeline sahipti. Mülkiyet ilişkilerinden güvenlik meselesine kadar birçok açıdan tramvaylar gittikleri bölgeyi etkiliyordu. Biz tekrardan atlarımıza geri dönelim. 1871 yılında tramvaylar ve omnibüsler için Dersaadet Tramvay Şirketi Macaristan'dan 221 tane at satın aldı. 1872'de bu tramvay şirketinin at sayısı 537'ye, 1873 yılında Macaristan'dan tekrar yeni atlar alındı ve 1240'a yükseldi at sayısı. Bu sunumda bu at sayılarını takip etmeyeceğiz tabii. Tramvay şirketinin yolcu kapasitesine göre, farklı sebeplere göre at sayıları azalmakta veya artmaktaydı. Burada daha ziyade takip etmeye çalışacağım şey, şehrin en işlek yerlerinden geçen bu atların şehrin sakinleriyle olan etkileşimini bir dizi örnek üzerinden analiz etmeye çalışacağım. Görselde de Tophane civarında bir tramvay görüyorsunuz. İki katlı tramvaylar sadece bu hatta, Azapkapı-Ortaköy hattında
işlemekteydi. İlk odaklanacağım mesele atların beslenmesiyle ilgili bir mesele. Tramvay şirketi atların beslenmesi için ihale usulüyle yem satın almaktaydı. Görmüş olduğunuz gazete küpürü bir ihale ilanı 1873 yılından ve bu ilana göre 385 ton kepek, 385 ton ot, ye, 1500 ton alev, saman ve yaklaşık 2500 ton arpa satın alınması için ihaleye çıkılmıştı. Bu ilanların dışında ihalenin nasıl sonuçlandığına veya bu tedarik sürecinin nasıl geliştiğine dair araştırmam devam ediyor açıkçası. Ancak bu yemlerin şehrin merkezi noktalarında ahır ve depolarda saklandığını biliyoruz. Tramvay şirketinin ahırları şehrin en işlek bölgelerinde olması gerekiyordu, takdir edersiniz. Çünkü tramvay hatlarına yakın olmak zorundaydılar. İstanbul sakinlerinin bu yoğun tahıl tarımına verdiği tepkilerden biri bunların kent içerisinde depolanmasıyla ilgiliydi. Bu ihale ilanından yaklaşık 3 ay sonra Basiretçi Ali Efendi gazete köşe yazısında şu an günümüzde bulunmayan Fatih Camii yakınlarındaki Deve Hanı'nda, Deve Hanı günümüzde yok. Bu Deve Hanı'nda tramvay şirketine ait bir depoda gübre ve çürümüş saman kokusu geldiğini, halkın bundan rahatsız olduğunu dile getirmişti. Bu haritada ahırları da ekledim. Tramvay şirketinin genel olarak iki tür ahır vardı. Bir biraz daha büyük ahırlar diyebileceğimiz o depoların da bulunduğu, içinde atların ve vagonların bakımı için çeşitli meslek gruplarının da, en azından ustaların da yer aldığı ahırlardı. Bir de küçük ahırlar, istasyonlar diyebileceğimiz, yokuşların başında, sonunda atları dinlendirmek için veya işte tramvay veya omnibüse bir at daha fazla sürmek için kullanılan küçük istasyonlar vardı. Şirketin ilk ahırları daha doğrusu, biri Beşiktaş'ta şurada, diğeri ise Aksaray'da kurulmuştu. Bir diğer ahır ise Taksim'de Trinity deposu olarak geçiyordu. Bu Taksim Trinity deposundaki ahır, dilimizde burası Dingo'nun ahırı değil'deki Dingo'nun ahırı olduğu söylenir. Bu deyimin hikayesini kısaca hatırlatmak isterim. Azap Kapı'dan Şişhane'ye yokuşunu tırmanan atlar, günümüzde Taksim Su Maksimi'nin arka tarafında yer alan Dingo isminde birinin işlettiği tramvay şirketine ait bir ahırda dinlendirilmekteydi. Bu ahıra gün içerisinde çok fazla at girip çıkmakta ve bunların kaydı tutulmamaktaydı. Bu karmaşa ve anonimlikten kaynaklanan düzensizliği belirtmek için bu deyim kullanılmakta. Şimdi hatırlatmakta fayda var. Tabii arşivlerde benim bulduğum bir şey değil bu Dingo meselesi veya evet burada bir ahır var Taksim'de tramvay şirketinin. Ancak Dingo diye biri tarafından işletilmediğini, arşivler bu ayrıntıyı vermiyor ya da nasıl işletildiğini. Beni ilgilendiren husus bir şekilde toplumun tramvay şirketi ahırlarına karşı böyle bir deyim üretmiş olması, kullanıyor olması. 1873 yılında diğer ahırlardan da bahsedecek olursak, 1873 yılında at sayılarının dramatik bir şekilde arttığından bahsetmiştik. Bu dördüncü nokta Eyüp'te büyük bir ahır ve depo inşa edildi. Yine aynı yıl Vefa'da bir ahır inşa edildi. Bu Vefa'daki ahır meselesini biraz sonra tekrar ayrıntılı değineceğim. 1883'te Galata, Tatavla, Şişli hattı inşa edildikten sonra Şişli'de de bir ahır inşa edildi. Pervitiç haritalarında görüyoruz Beşiktaş ve Aksaray ahırları, daha doğrusu tramvay depolarını tabii bu süreçte elektrikli tramvaya dönmüştü. Artık ahır değil, depo olarak kullanılıyordu ama aynı mekan. Şişli'deki ahır ise hastanenin, Şişli Fransız Hastanesi'nin hemen yanında yer alıyordu. Şirket yönetimi ahır ve depo sayılarını artırırken iki noktayı vurguluyorlar. Bir tanesi
atlar arasındaki salgın hastalıkları önlemek için mümkün mertebe bir ahırda daha az at bulundurabilmek, atlar arası etkileşimi kısaltmak, minimize etmek. İkincisi ise ahırları İstanbul yangınlarına karşı korumak. Bunun tabii bir yolu da ahırları sigortalatmaktan geçiyor. En azından olası bir yangın ihtimaline karşı şirket zararı minimize etmek istiyor. 1873 yılının genel kurul raporlarına göre, en azından gazetelere yansıyan haberlere göre şirket ahırlarını sigortalattığını söylüyor. Fakat çok ayrıntılı bir bilgi 1873'te ulaşamıyoruz. Ama 1874 tarihinde Royal and St. Albans Sigorta Şirketi İstanbul genelinde büyük bir rapor hazırlıyor. İstanbul'un birçok semtini ve yapısıyla ilgili bu yapıların, bu semtlerin yangına karşı ne kadar korunaklı olup olmadığı bir risk haritası, yani harita değil, bir risk bilgilendirmesi yapıyor. Bir bölümde travma şirketinin ahırlarına yer ayırıyor. Sadece Aksaray, Taksim ve Eyüp ahırlarından bahsediyor. Beşiktaş ahırından bahsetmiyor bu raporda. Neden bilmiyorum açıkçası. Aksaray'daki ahır için ahşap bir mahallenin ortasında sigortalanamaz diye tanımlıyor. Taksim'deki ahır için ise kötü risk, ancak Aksaray ahırından biraz daha iyi değerlendirmesini yapıyor. Eyüp'teki ahır binası için ise ahır taş bir duvarla çevrili, ahşap bir mahallede bulunmuyor ve dışarıdan gelecek yangına karşı korunaklı gözüküyor değerlendirmesini yapmıştı. Ancak bu değerlendirmelerin sonunda travma şirketinin iyi bir yönetime sahip olmadığı, hisse değerlerinin çok düştüğü, bunu belirterek hatta bununla ilgili bir gazete küpürü ekleyerek rapora, şirketin hiçbir ahırının sigortalanmaması gerektiğini tavsiye etmişti. Daha sonra sigortalanıp sigortalanmadığına dair açıkçası bir şu anlık net bir bilgim yok. Osmanlı basınında tramvay atlarıyla ilgili en sık rastlanılan konulardan biri atların yetersiz beslenmesiydi. Bu ilk resimde gördüğümüz 1910 Kalem dergisinden bir görsel. Tramvay şirketin seyisleri grevde olduğu için atlar ahırda yeterince yiyecek bulamamış ve bir şekilde isyan etmiş gibi betimlenmiş. Bu atlar da sol ayağını isyan edercesine havaya kaldırmış. Atların kemik sayılarında, yani sayabileceğiniz kadar çok zayıf çizmişler. İkinci görsel yine aynı dergiden bir yıl sonra 1911 tarihinde. Atlardan bir tanesi gördüğünüz gibi yorgunluktan veya yetersiz beslenmekten düşmüş durumda. Diğer at ise gazete okuyan adama soru soruyor. Elektrikli tramvaylardan, gazeteler elektrikli tramvaylardan bahsediyor mu diye. Bu görsellerin dışında Ahmet Rasim'in şehir mektuplarında 1898'den aktardığına göre alınan beygirler, tramvay beygirleri, önce Şişli hattında 3 yıl koşturuluyorlar. Daha sonra Aksaray hattında 3 yıl hizmet ettiriliyorlar. Daha sonra Azap kapısında 2 sene çalıştırılıyorlar ve 1 sene de Topkapı'da istihdam ediliyorlar. Kalan ömürlerini de Samatya yolunda harcamaktaydılar. İstisnai olarak hala yaşıyorlarsa eşekçilere satılmaktaydı. Ahmet Rasim'in verdiği bu bilgilerin dışında bizim yine o dönemde muhtelif gazetelerden elde ettiğimiz bilgiye göre gerçekten de zaman zaman atlar, tramvay şirketinin tramvayı çeken atlar yoruluyor ve hareket etmeyi reddediyor veya görselde gördüğünüz gibi düşebiliyor. Ahırlardaki hastalık endişesinden bahsetmiştim. Ruam hastalığı, mankafa diye de biliniyor bu hastalık. Tramvay şirketinin ahırlarında da görülen atlar için ölümcül ve çok bulaşıcı bir hastalık ve çok çabuk bir şekilde atlar arasında yayılabiliyor. Genel uygulamaya göre veteriner hekimler ruam hastalığını tespit ettiklerinde hasta atları öldürüyorlar. Ve hasta atlarla temas halinde olan diğer atların da karantinaya alınması gerekiyor. Ve 1880'lerde bulunan Malayin testi diye bir test var. Bu testle atların
ruamlı olup olmadığını tespit ediyorlar. İşte bu temaslı atlara belli periyotlarla malein testi yaptırılıp ruamlı olup olmadığı, ruam bulaşıp bulaşmadığını belirlenmesi gerekiyor. 1898 yazında İstanbul ve çevresinde tramvay şirketinin ahırları da dahil olmak üzere birçok hayvanda ruam hastalığı ortaya çıkıyor. Ve Şişli ve Aksaray'daki tramvay şirketinin Şişli ve Aksaray'daki ahırlarında bazı atlar ruamlı olduğu için öldürülüyorlar. Ancak tramvay şirketi hastalıklı hayvanlarla, yani öldürülen hayvanlarla temas eden diğer atları muayene etmeyi reddediyor. Şirketin aynı zamanda istihdam ettiği bir baytar var, Nuri Efendi o dönemde. Nuri Efendi sadece Şişli ahırında malein testi yapıyor veya sadece orada malein testi yaptırılmasına izin veriliyor. Ancak şirket yönetimi Beşiktaş ve Aksaray'daki ahırlarda hiçbir şekilde izin vermiyor atların ne muayenesine ne de karantinaya alınmasına. Şirketin bu sert tutumunun arkasındaki yatan sebep aslında açık. Çünkü tramvay şirketi bütün bir karını, bütün bir işletme gücünü bu atlardan alıyor. Olası bir karantina sürecinde veya bir şekilde bu atların servis dışında çıkması durumunda şirket büyük bir zarar edecek. Dolayısıyla tıpkı insanlar arası yayılan bulaşıcı hastalıklar ve onların kontrolü 19. yüzyılda önemli bir mesele ise, hayvanlar arası yayılan bu hastalıklar ve bu hastalıkların kontrolü de yine aynı şekilde hem bürokratik olarak hem de halkın gündeliğini olarak meşgul eden bir meseleydi. Şimdi de şirket ahırının, bir şirket ahırının, vefadaki şirket ahırının mahalledeki sosyal ilişkileri nasıl etkileyebileceğini, bunun potansiyellerini vefadaki tramvay ahırına gelen şikayetler üzerinden değerlendirmeye çalışacağım. 1873 yılında vefada bir ahır inşa ediyor tramvay şirketi. İnşa edildikten kısa bir süre sonra mahalleli vefalılar, Vefa Mahallesi'nin sakinleri belediyeye ve şurayı devlete itirazlarda bulunuyorlar. Bu ahırın kapatılmasını istiyorlar. İtirazları neler? Genelde üç temel mesele var. İlk olarak ahırın kapılarından biri dar bir sokağa açılıyor. Ve bu dağıtlar bu kapıdan girip çıkarken kaza olasılığını arttırıyorlar. Burada çok bahsetmeye vakit yok fakat hani tramvay şirketi, tramvay beygirlerinin karışmış olduğu, yaralanmalı ve ölümlü birçok kaza var aslında İstanbul'da. İkinci mesele, ahır kompleksinde seyisler için de bir konaklama yeri hazırlanıyor. Ancak bu seyisler bir mahalle dışından, ikincisi ise genç bekar erkekler. Bunu da mahalleli kendi güvenliklerine ve mahallenin mahremiyetine bir tehdit olarak algıladıkları için bunu da istemiyorlar. Ve son olarak da ahırdan gelen gübre kokusunu, gübrelerin kendisini halk sağlığına karşı bir tehdit olarak algıladıkları için bu ahırın kapatılmasını istiyorlar. Şuray Devlet önce kapatıyor ahırı, müfettişler gönderiyor, incelemeler yapıyor, uzun bir hikaye. Daha sonra tramvay şirketi lehine karar veriyor aslında. Fakat Vefa ahırı o hattaki omnibüs hattı için kullanılan bir ahır. Omnibüsler kısa bir süre sonra kaldırıldığı için Vefa o hattaki omnibüs 1876'yı beklemeden daha erken 74'te kaldırıldığı için Vefa ahırı da kısa bir süre sonra işlevsiz kalıyor ve kapatılıyor. Fakat halkın vermiş olduğu tepkiler açısından ilginç bir örnek. Diğer bir mesele de bildiğiniz gibi İstanbul sokaklarında aynı zamanda köpeklerin de evi. Aynı zamanda birçok köpeğe de ev sahipliği yapıyor. Ve şehirde atların görünürlüğünün artmasıyla birlikte atlar ve köpekler bir yerde karşı karşıya geliyorlar. Ve Teodor Kasab'ın editörlüğünü yaptığı Çıngıraklı Tatar isimli bir mizah dergisinde tramvay şirketini ve atlarını sokak köpeklerinin ağzından ve onların imzasıyla eleştiriyor. Nasıl eleştiriyor? Yazıdan direkt okuyacağım. Şimdi hele şu tramvay, omnibüs ve binek arabalarının çoğalmasından nicelerimiz çiğnenip tekerlekler altında kalıyor. Her
an, yine aynı yazıdan devam, her an kollarımızı keserek, ayaklarımızı kırarak, adım atmaya liyakat bırakmayacak derecelere kadar halimizi berbat eden tramvay şirketinden gazeteniz vasıtasıyla protesto ediyoruz. Yine son paragraf tam bir alıntı aynı yazının. Şimdiye kadar ayaklarını kırdıklarının susuzluktan telef olmamaları için icap eden mahallere babalarının canı için olsun mecruhun biçarelerini, yaralanmış zavallı köpekleri yani, bunların su ihtiyacının karşılanması için gerekli noktalara su konulmasını ve bundan sonra eğer birinin bir tarafına bir şey olursa bir ittifak tramvay memurlarını sokaktan geçirmeyeceğimizi, onlar bizim ayaklarımızı kırdıkları gibi biz de onların ayaklarını ısıracağımızı belana musarrat ederiz diyor. Köpeklerin ağzından konuşturuyor. Oradaki şiddeti, ya oradaki gerginliği göstermeye çalışıyor. Bir yandan köpeklerin muzdarip olduğunu ama diğer taraftan köpeklerin aynı zamanda tramvay şirketinin atlarına ve memurlarına bir hakaret, bir tehdit olarak eğer böyle devam ederseniz sizin ayaklarınızı da biz ısırırız diye devam ediyor. Şimdi biraz daha odağı farklı bir yere çekmek istiyorum. Tramvay şirketinden değil, İstanbul'daki başka bir normal bir attan bahsetmek istiyorum. Kuku adında bir at. Kalem dergisinde yine 1909 yılında yayınlanan bir yazı. Bostan'daki dolap beygiriyle mahalleli arasında ilişkiye dair bize bir fikir verecek. Bu yazıda yazar çocukken yaşadığı mahalledeki bostanda çalışan bir attan bahseder. Kuku adındaki bu at oldukça saldırgandır. Kuku birçok insanın yaralanmasına neden olmuş ve hatta kendi tayını da tekmeleyerek öldürmüştü. Yazar çocukluğunu Kuku üzerinden, bazen ondan korkarak ve nefret ederek anlatıyor. Yıllar sonra başka bir mahalleye taşındıktan sonra yazar eski mahallesinde yaşlı bir kadınla karşılaşıyor ve ona tıpkı komşularını sorar gibi Kuku'yu soruyor. Görselde görmüş olduğunuz zat Kuku değil fakat bir dolap beygiri. Kuku da bunun gibi bir dolap beygiri. Bu hikayeden yola çıkarak belki çok büyük şeyler söylemek mümkün değil fakat Vefa'daki tramvay beygirlerinin istenmediği veya Taksim'deki şirket ahırının Dingo'nun ahırı olarak adlandırıldığı bir ilişkiler ağında Kuku'nun hikayesi bize farklı bir ilişkiyi gösteriyor. Farklı bir şeyin mümkün olabileceğini gösteriyor. Sonuç olarak şehrin en işlek sokaklarından geçen ve şehrin merkezi sayılabilecek yerlerde yaşayan tramvay şirketinin atları, beslenmeleri, barınmaları, hastalıkları, dışkıları ile kentin gündelik hayatının bir parçasıydı. İkinci olarak tramvay atlarının çevreleriyle olan etkileşimleri, şehirdeki diğer atların çevreleriyle olan ilişkilerinden farklı olduğunu düşünüyorum. En azından burada çok iddialı olamasak bile buradaki sorumu ortaya bırakmak istiyorum. Tramvay şirketinin atları, bir anonim şirket olan tramvay şirketinin atlarıyla mahallede daha küçük ölçekte Bostan'da çalışan bir atın kurmuş olduğu ilişkinin farklı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler.